Doktora, hemşireye derken İstanbul'da bir eczacı ile kalfası da şiddete uğradı. Korkunç dayak bir kutu vitamin yüzünden çıktı. Satın aldığı vitamini iade etmek istedi. Bunun parasını rica edeyim ya. Yani o kullanmasaydı inanın geri alırdım. Lütfen rica ediyorum abi, bak gerçekten olay çıkarım, bak gerçekten. Eczacı olmaz deyince çıldırdı. Hem ona hem kalfasına saldırdı. Kalfa yediği dayaktan bayıldı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Gerekli müracaatlarımızı ilgili yerlere vermişiz. Burası Sultanbeyli. Eczaneye gelen baba oğul ilaç satın aldı. Kalfa ilaçların yanı sıra vitamin de almalısınız dedi. 40 lira verip vitamini de satın aldı. Zorla bir şey satın. Tamam, zorla verildi mi bu? Hayır. Bir izah ettim. Eten çocuğunu aldıktan sonra ben... Çocuk cahil de 17 yaşında... Hayır, bir şey sayın. Rak falan yapılmadı burada. Babaoğul vitamin ilacını geri getirdi eczaneye. Ancak eczacı ilacın kullanıldığını iddia ederek ilacı geri almak istemedi. İşte buna sinirlenen babaoğul bir anda eczacıya ve yanındaki kalfaya saldırdı. Bu ilaç kullanıldığı için geri alamıyoruz mu dediniz? Aynen öyle söylendiği için. Ne oldu sonra? Sonucu da işte ortada. Eczacı Soysal Dede ve kalfası Murat Alparslan da babayla oğluna karşılık verdi. Eczanenin önü bir anda karıştı. Müşteri bu basit şeyi anlamadı. Şu görüntüde zaten her şey anlatılıyor. Ne olduğu görülüyor. Eczacı kalfası aldığı darbeler sonucu yere yığıldı ve baygınlık geçirdi. Hemen karşıda bulunan Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı. O babaoğul hakkında da soruşturma açıldı ve güvenlik kamera görüntüleri delil olarak gösterildi. Ancak ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Sizin gibi bir sürü eczacı böyle şiddete uğruyor. Biz istemiyoruz hiçbir eczacının şiddete maruz kalmasını. Bizler esnaf insanlarız, kimseyle... İlaç konusunda tartışmaz. En az o insanlara da saygı duyarız ama o insanların da bizlere saygı duymasını istiyoruz.